Dediğim gibi siz yani metin okumak isteyenler o sırada ekleme çıkarma yapar. İşte benim gibi yorumlamıyordur. Ben bir şeyi kaçırmışımdır. Eklersiniz, çıkarırsınız. Ondan sonra uzun bir süreç olacak. Yani öyle istiyoruz. Ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum. Ama dün size mesajda da söylemiştim. Şöyle bir problemimiz olacak. Normalde tercih etmiyorum. İşte kontrollerim oluyor. Bazı müdahaleler gerekiyor göz için falan. Hem yüz için hem göz için ayrı ayrı gidiyorum. O yüzden hani ilgili bir hafta ders yapamayabiliriz. Normalde böyle başlandığında gelişi güzel ara vermemek gerekiyor. Biraz ciddiyetle götürmek gerekiyor. Ama şimdilik yapacak bir şey yok. Şimdi herhangi bir şey söyleyecekseniz buyurun. Yoksa ben bir girişe başlayacağım. Dediğim gibi bugün metin okumayacağım. Bir genel bir ahlak okuması konuşması yapacağız yani. Hocam mantık dersi ne olacak? Ha güzel. Bu hafta yapmıyorum. Ama bundan sonra mantığı da yapacağız. İşte birini önce birini sonra yapacağız. Ya da belki iki ayrı gün yapacağız. Ona hafta içi karar veririz. Bugün benim için de bir ilk olacağında yani gözüm çok rahatsız eder mi etmez mi onu da biraz görmüş olacağım. Zannetmiyorum yani bir sorun olacağını ama o yüzden bugün sadece şey yapacağız. Yani ahlak okuması yapacağız. Hafta içi mantığı konuşuruz ama aynen devam edeceğiz. Yani matematik felsefesi ve mantığa devam edeceğiz. Şimdi bir şey söylemek üzereydim. Son olarak benim aklıma gelen şu, 1,5 saat yapacağım. Yani tam olarak 1,5 saat, yani işte 3-5 dakika fazla olur, az olur. Ama 1,5 saati aşmamaya çalışacağım. Sonra soru faslı başlar, ekleme çıkarma başlar. Onları işte kayda almayız. Çünkü bunları belki, böyle bir düşüncemiz var. Biz 8-10 okuma yaptıktan sonra belki işte YouTube'a koyarız. Bilmiyorum, bir görüntüye falan bakmak lazım. Yani çok da böyle şeyse, hani oraya yüklenebilecek kalitede bir ses ya da görüntü varsa YouTube'a koyarız. Öyle istiyoruz açıkçası. Sonra değerlendireceğiz. O yüzden derslerin genelde 1,5 saat olmasına özen göstereceğim. İnşallah. Yani genelde uyuyorum buna. Bakalım. Herhangi bir başka bir soru varsa ya da ekleme varsa. Peki öyleyse bir şeyler konuşalım ahlak üzerine. Şimdi zaten aşağı yukarı usulden söz ettik. Bizim burada tabii ahlak derken teorik bir alandan söz ettiğimiz ortada. Yani biz tutup da ahlak okumaları dediğimizde herkes bunu iyi anlıyor ama ben yine de söyleme ihtiyacı duyuyorum. Tabii ki öyle insanlara işte ahlaklı nasıl olunur falan gibi bir konuşma değil ahlak okumaları. Biz bunun işte yapabilirsek teorideki bir dizgesini anlatmaya çalışacağız ve paradokslarını anlatmaya çalışacağız. Şimdi teorik olarak ahlak tartışması, ben tabii burada şimdi ilk anda daha teorik ve pratik derken belki hemen Kantçı bir ifadede de bulunmuş oluyorum aslında. Çünkü malumunuz o bunu belirgin bir şekilde ayırdı teori ve pratik diye. Uygun bir başlangıç buldum bunu ifade etmek için. Biz bir şekilde teorik konuşmaları yapıyoruz tabii. Zaten ahlakın problemi de tam olarak buradan kaynaklanıyor. Yani bugün başarabilirsem birkaç iç içe çelişik durumdan söz etmeye çalışacağım. Bu kapsamda bütün bu dersleri yürütmüş olacağız tabii ki. Ha nedir bu? Şimdi birincisi ahlak kuramı dediğimizde, bir teori olarak ahlak dediğimizde düşünsel bir şeyden söz ediyoruz. Fakat daha hiçbir şey konuşmadan şöyle bir paradoksla karşılaşıyoruz ki ahlak pratik bir alanın ifadesi. Yani kendisi ancak eylemde ortaya çıkan bir şeyi düşünmenin verdiği bir çelişki var. Ahlak teorisi dediğimizde bir nazariyat, bir paradigmadan söz ediyoruz. Fakat yaptığımız şey yani konuşmamızın konusu aslında pratik. Yani çıkıp dışarıda eğlenecek olan bir alanı biz burada konuşmaya başlıyoruz. Bunun doğurduğu çelişkiler oluyor tabii. Yani pratiğin ne kadarı konuşulabilir, ne kadarı konuşulamaz gibi çelişkiler olmaya başlıyor. Ha burada söylediğimiz şey şu. Ahlak eğer pratik bir alansa içinde ne kadar rasyo, ne kadar irrasyo barındırıyor. Şimdi siz ancak eylemde kendisini gösterecek bir fenomenden söz ediyorsunuz. Ancak kendisini eylemde gösteren bir fenomeni biz neye dayanarak konuşuyoruz? Ve bunun nesini konuşacağız? İşte öyle bir zemin hazırlamalıyız ki kendisi eylem olan, pratik, praksisle alakalı olan bir şeyi konuşabilmenin bir meşruiyetini doğurmak zorundayız. Yani öyle olsun ki ahlak aynı zamanda konuşulabilir de bir şey olsun. Ha bunun gelişini nasıl yaparız? Biraz daha hiçbir şey konuşmadan sancımız bu. Ve göreceksiniz ki bundan sonraki bütün filozoflar bu sancıyı çekecektir. Daha adımınızı atarken bir çelişkinin içine girdiğinizi fark ediyorsunuz. Çünkü eylemde kendisini gösterecek bir şeyi düşünceye açmak demek doğal olarak bir takım dışarıda kalan unsurlar taşıyacaktır.
Yani düşünceye ne kadarını, eylemin ne kadarını alabiliriz? İşte onun hikayesini konuşacağız yani. Ama ne kadarını alırsak alalım, sahada, alanda, yani dış dünyada eylerken mutlaka bizim düşüncenin içine alamayacağımız bir kısmı olacaktır. Bu zaten tarih içerisinde öyle bir şey olmuş ki, sizler de iyi biliyorsunuz. Bu çelişkiden dolayı birileri sürekli felsefeye ve filozoflara, en azından ahlak alanında kızmışlar, küçümsemişler. Yani teori bir şekilde kadükte kalmaya başlamış. Biz ahlak şudur, bu değildir filan gibi konuşmuşuz. Düşünürler bunları konuşmuş. Sonra birileri hep çıkmış. Demişler ki ya siz eylem alanını konuşarak ne yaptığınızı zannediyorsunuz? İşte tarihte bunun güçlü sesleri var malum. Yani biz zamanında işte konuşuyorduk mesela. İbni Haldun'un felsefeye bütünüyle getirdiği tartışma budur, eleştiri budur mesela. Mesela ahlak alanında ve ahlakın içinde bu, yani ahlak alanının içinde bu tuttuğumuz işte ekonomi, ev idaresi eski anlamda, politika, şehre dair, topluma dair ifadeler filan, siyaset yani. Bunların hiçbirini siz felsefeciler olarak, filozoflar olarak yakalayamıyorsunuz ki diyor mesela İbn Haldun. Dolayısıyla bu alanda filozofun söyleyecek hiçbir şey yoktur der İbn Haldun, meşhurdur biliyorsunuz. Mesela çok bildik bir ifade, çok daha iyi bildik bir ifade tabii ki Marx'tan gelir. Değil mi? Daha modern dünyada işte onlar işte konuştular. Oysa çözmek gerekiyor. Onlar sadece yorumluyorlar. Oysa işte dünyanın sorunlarını çözmeliyiz falan gibi. Ya burada işaret ettiği şey, ya pratiğin kendisini konuşuyorsunuz. Pratiğin kendisi konuşulmaz. Ya teorik olan konuşulur, pratik eğlenir. Siz tutuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bakın Platon mesela hemen daha ilk sorgulamasında, Politeia'da filan haftaya göreceğiz. İlk sorgulamasında bu zeminsizliği görüyor. Yani burada bir yumuşak bir bataklık var. Yani biz bunun ne kadarını konuşabiliriz ki zaten diye görüyor. Aristoteles işte okuyacağız, göreceksiniz. Çok da uğraşıyor bununla. Yani daha evvel de konuşmuştuk. İşte ben cesaretin bir tanımını yapabilirim. Ama diyelim cesur olmayan bir insan. Bu tanımı ben çok iyi yaptım diye. Diyelim ki ben ikna edici bir tanımda bulundum. İşte hiç eleştiri de gelmedi. Tam da gerçeğin ta kendisini sundum filan. Ben bunu böyle anlattım diye. İşte korkak bir adam cesur olmuyor. O zaman Aristoteles kitabın ikinci bölümünde peki o zaman bu cesareti ne sağlayacak diyor. Ya bir insan diyelim ki cesur değilse, eğer cesaret bir erdemse, kendi verdiği örnek, ya da cömertlik ya da yüce gönüllülük falan gibi örnekler veriyor. Hani bir insan işte cimriyse, cömert değilse ve cömertlik bir erdemse, yani bu insanın bunu artık sahiplenmesi gerekiyorsa, eğer bunu anlatarak, düşünerek, satırlara yazarak yapamıyorsak, o zaman cesur olmayan birini nasıl cesur hale getirebiliriz? Cimri olan birini nasıl cömert hale getirebiliriz? Yani biz kimiz? O da ayrı mesele. Biz nasıl böyle oluruz? İşte o yüzden mesela İbn Haldun gibi daha sağının adamı ya da Marx gibi daha işte o realitenin adamı, o praksisin adamları tutup da filozoflar hiçbir şey söyleyemez bu konuda diyorlar. Ha bu kadar meşhur eleştirileri bir kenara bırakalım. İnsanlar genel olarak da zaten filozofları bilirsiniz. Hep böyle işte safsataya düşen. İşte mesela Aristofanes Sokrates'e işte bulutların tepesinde yaşıyor filan demişti. Yani işte fil dişi kulelerde yaşayan, işte halkın temel sorunlarını bırakıp da efendim şu nedir bu nedir mahiye işte TSD'in filan gibi sorular peşinden, böyle abuk subuk şeylerin peşinden giden filan insanlar olarak düşünüyor. Şimdi burada sözünü etmeye getirdiğim şey belki biraz da Adorno'cu. Hikayenin çok sonunda inşallah o günleri görürsek okuruz. Biraz da Adorno'cu bir tavırla konuşuyorum ben şu anda. O zaman ahlakın konuşulması, yani konuşulan alan, felsefe alanı, filozof alanı, filozoflar küçümsenmeye başlıyor doğal olarak. Yani bir umutsuzluk ortaya çıkıyor. Mesela Adorno bunu şöyle ifade etmişti. Demişti ki belki de yaşamın kendisi zaten ahlaklı bir hayata izin vermiyor. Yani bizim doğa dediğimiz, yaşam dediğimiz, insani, hayvani, nebati fark etmez. Yaşamın bizatihi kendisi mutlu bir hayata imkan vermiyor. Meşhur makalesinin adıdır yani. Erdemli bir hayat mümkün mü? Ya belki de hiç değil. Yani söylenen şey buradaki ne, ya da Adorno'nun söylediği şey ne? Bu paradoksun kendisine biz niye düşüyoruz? Belki de zaten mevzu buna izin vermiyor. Biz aslında malzemesi itibariyle müsait olmayan bir şeyi zorlayarak oradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Erdemli bir hayat zaten yok. Hep ideada kalıyor, ideallerde kalıyor. Hep işte ütopyalarda filan kalıyor. Şimdi bunun yarattığı tabii başka bir sorun var. Eğer bir teorisyen, şu ya da bu şekilde biz filozof dedik ona şimdi. Bir teorisyen eğer bunu düşünerek, konuşarak ifade edemiyorsa, ahlakın en azından kuramını ortaya çıkartamıyorsa, o zaman biz bunları diyelim öteledik. Bizi bir ümitsizliğe de salıyorlar. Çünkü bilmiyorlar. Nasıl olacak? Olmuyor böyle. Şöyle böyle de olmuyor. Bilmiyorlar. O zaman peki biz çıkışı nereden bulacağız? Şimdi biraz Kant'a ayağımı basarak söylüyorum. Çok erken konuşmalar ama girişimi ben böyle düşündüm. O zaman başka bir otorite bulmak zorundayız. Yani eğer teorisyenler, burada düşünürler, filozoflar bu konuda bir şey söyleyemeyecekse, eğer İbn Haldun haklıysa,
Machiavel haklıysa, Marx haklıysa, bu salt düşünsel bir şey değilse, o zaman ben peki ahlak tartışmasını nasıl yapacağım? Yani işi diyelim tamamen pratikçilere bıraktığımızda nasıl olacak? İşte mesela biraz manipüle ederek, biraz zenginleştirerek söylüyorum. Kant'ın buna dolaylı itirazı da şu oluyor. Eğer biz ahlakın bu praksisinden hareketle kendisinin eylemde oluştuğunu düşünerek teoriyi bir tarafa bırakırsak, o zaman kendimizi ister istemez belirli otoritelerin altına koymuş oluruz. Yani eğer ahlak konusunda filozof bir şey konuşamazsa ideologlar konuşur demeye başlıyor Kant. Ya böyle doğrudan bir cümlesi yok ama yani göreceksiniz bunu söylüyor. En azından zenginleştirebiliriz dediğim gibi. İdeologlar konuşmaya başlar. Başka kültür konuşmaya başlar. Başka din konuşmaya başlar. Dediğim gibi bunlar satır satır Kant'ın cümleleri değil. Ama ben biraz zenginleştirerek söylüyorum. Yani eğer bir filozof ahlakı konuşmayacaksa peki o zaman kim konuşacak? Hiç konuşmayalım. Tamam, o zaman toplumda ahlakı nasıl oluşturacağız? İşte ilk sorun burada. Eğer düşünce buna eşlik etmeyecekse davranışlarımıza bilinç eşlik etmiyor demektir. Kant böyle anladı en azından. Davranışlarımıza bilinç eşlik etmiyor. Yani benim Habib Kavak olarak bilincim eşlik etmiyor. Peki o zaman benim davranışımı belirleyen ne? Şimdi sosyoloji alanına ve psikoloji alanına da giriyoruz. Tarihle birlikte tabii ki. Mesela din. Mesela kültür. Mesela Adorno söyler. Der ki ahlak kültürle tam zıt taraftadır. Bakın çok orijinal bir söylem bu. Hiç böyle düşünmüyorduk mesela. Yani ahlak bir kutupta, kültür bir kutuptadır der. Neden? Çünkü kültür bir otoritedir. Kendinizin bırakırsa yani gelenek. Şimdi burada kültürü de tanımlamak gerekir ama inşallah zamanında yapacağız onu. Gelenek bir otoritedir. Din bir otoritedir. O tarihsel perspektif bir otoritedir. Şimdi Kant'ın hatırlayın saf akıldan gelmesi gerekiyor filan diyordu. Hani ben öyle bir mahkeme kuruyordum. Beğen sözde söylüyordu. Ya bunu yargıcı da akıl, zanlısı da akıl, savcısı da akıl, bilmem işte her şey akıl. Akıl yapacak, edecek filan diyordu buna. Şimdi eğer ki saf akıldan gelmiyorsa bu ahlaki doktrin bir şekilde, o zaman mecburen dışsal bir şeylerden geliyor demek zorundayız. Bakın daha sonradan mesela Freud buna id dedi. Hani dediğim gibi biraz bu alana çekerek konuşuyoruz. İd dedi. İşte o hayvansal güdülerimizle geliyoruz mesela. Şimdi bunun baskısı altındayız. Mesela Kant'a gidip sorsak Kant diyecek işte burada ahlak yok o zaman. Çünkü benim bilincim buna eşlik etmiyor. Çünkü ben bunu saf aklımla kurmuyorum. İşte içimdeki ahlak yasası filan dedi. Bu buradan olmayacak. Mesela Konatus değil mi? Spinoza bunu söylüyordu. Ya eğer biz bir şekilde intüisyonla oraya müdahale etmezsek Konatus bizim yaşamda kalma arzumuz, o appetite ilkesi, o arzu bizi yönetmeye başlar. Nitekim hazcılık, hedonizm de buradan gelir. Yani eğer ben buraya düşünceyi sokmazsam, salt teorik düşünceyi kastediyorum. Ahlak alanına, o pratik alana, o eylem alanına salt nazari bir şeyi koymazsam o zaman bilinç yok demektir. Bilinç yoksa farklı güdülerle ben eğiliyorumdur. Bu dindir, bu gelenektir, bu Şerif Mardin, Allah rahmet eylesin, mahalle baskısıdır. Bu işte hedonizmdir, konatustur. Yani bilemiyorum, siz de zenginleştirin. Yani mutlaka benim kaçırdığım, mesela Hegel Tin dedi buna. Demeye getirdiğim şey şu, eğer mesela Freud şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, eğer bir yerde id varsa orada mutlaka ego olmak zorunda. Ego olacak. O bilinç onu dengeleyecek. Yani bilinç bunun üzerine gelecek. Demek ki söylemeye çalıştığımız ilk paradoks şuydu ki bu iş salt nazari bir iş değil, salt teorik bir iş değil ahlak. Ama salt pratik alanında işi değil. Çünkü o zaman ben kendim olarak eylemiyorum. İşte akıp giden bir bütünün parçası olarak eğiliyorum. Bu bizi birazdan ifade edeceğim bir tümel tikel çelişkisine tekrar götürecek. O zaman demek istiyorsa mesela Kant'ın ahlak, Kant'a gitsek desek ya ahlakın zemini nedir? Özgürlük diyecek Kant. Niye? İşte benim bilincimin ona eşlik ediyor olması gerekiyor ve ben tarafından bir şekilde karar verilmiş olması gerekiyor. Eğer ben tarafından karar verilmezse, bakın bu ben dinler de olabilirim, sorun değil. Ya da işte ateist olabilirim filan ideolojiden güç alabilirim, sorun değil. Ama sonuçta buna ben karar vermeliyim diyor. Ha eğer biz bu alanın teorik bir alan olmadığını ve teoride bir çelişki olduğunu, çelişki doğacağını söylersek, yani klasik anlamda filozofları ötelersek, o zaman eylem için dışsal şeylerle belli otoritelerin altında eğiliyorum demektir. Kant'a göre zaten konuşulacak bir şey yok bu noktadan sonra. Ha ben Kant üzerinden söylüyorum, birçoğu böyle. Hani bu noktada zaten konuşulacak bir şey yok. Şimdi ahlak dediğimiz şey nedir? Hani biz bunun kelime kökenlerine filan metinlere girdiğimizde özellikle Aristoteles'e gireceğiz ya işte etos şuydu buydu filan mizaçtı
filan gibi ifadelere gireceğiz. Şimdilik gerek görmüyorum. Ahlak nedir ki? Ahlak en sonunda bizim eylemlerimizin sonuçlarıyla yüzleşme potansiyelimizdir. Dolayısıyla bilirsiniz yani benim işte Kürtlüğüm, Araplığım, bilmem neliğim, İngilizliğim ahlaka konu değildir. İşte çirkinliğim, yakışıklılığım ahlaka konu değildir. Çünkü bunlar benim eylemlerimin sonucunda değil. Bakın bugün böyle bir ahlak anlayışına sahibiz. İşte bu büyük oranda kançı işte. Bunun zemininde özgür olmam gerekiyor. Eğer ben özgür değilsem, ha yine belli şeylerin etkisi altındayım, Kant'a göre de böyle ama en sonunda karar merciği bizatihi benim saf aklım değilse, o çıkış ana kalkış noktası saf aklım değilse, o zaman gerçekte zaten bir şeyden söz etmiyoruz, ahlaktan söz etmiyoruz. Kant'ın özgürlük antinomisiyle boğuştuğu şey bu zaten. İşte burada konuşacağımız bir defa birinci paradoks böyle bir paradoks. Yani eylemin kendisini düşüncede konuşmanın doğurduğu bir paradoks. Yani henüz hiçbir şey söylemeden ya biz ne kadar konuşursak konuşalım 3000 yılın hikayesini getirelim, ağaları, paşaları, hocaları, profları getirelim. En sonunda hep paradoksal, dışarıda kalan, nereye oturtacağımızı bilemeyeceğimiz bir şey kalıyor. Bu demektir ki ahlak kısmen rasyonel, kısmen irrasyonel. Hem orada bir bilinç eşlik etmeli, hem de bu salt bilişsel bir şey değil, kognitif bir şey değil. Salt anlamda değil. Bu işin bir yönü. Şimdi işin diğer yönü, ahlak dediğimiz şey daha evrensel. Mesela Kant'ın işte içimdeki ahlak yasası ya da Platon'un işte idealardan gelen ahlak. Yani kendinde iyi, kendinde doğru, kendinde adalet diye bir şey olmaz. Bütün bunların derdine, bütün bunların derdi öyle kavramlar olsun ki, bakın tartışmaları tamamen soyutlayarak söylüyorum. Öyle kavramlar olsun ki bu kavramlar bir biçimde nesnel ve evrensel olsunlar. Kant'a gitsek a priori diyor zaten, sentetik a priori diyor. Ya zorunlu olsun, evrensel olsun ve benim aklımı genişletsin. Pratik aklın genleşmesi diyordu Kant buna. Aristoteles'e gitsek ya da Platon diyelim, Platon'a gitsek. Hani bunu size söylemiştim yani Sokrates öldürülür mü? Öldürülür. Niye öldürülmesin diye düşünüyor Platon. Göreceksiniz önümüzdeki haftadan itibaren. Ama ne uğruna? Yani Platon'a gidip sorduğunuzda Platon şunu diyecektir yani. Eğer varsa kendinde hakikatler dizgesi Sokrates de öldürülür. Ama şimdi biz Yunanlılar filan dersiniz, biz Türkler, biz Araplar, biz İngilizler dersiniz. Bana ne siz Yunanlılardan, bana ne siz Kürtlerden, biz böyle yapıyoruz. Yapın, bizi ilgilendiren bir durum yok. Yani siz ayağınızı nereye basarak bu yaptığınız şeyin yapmamız gereken şey olduğunu iddia ediyorsunuz. Yargı gücü kritiğinde Kant bunu söylüyor işte. Yani olanın ne zaman olması gereken haline geleceğinden söz ediyor. Siz bir şeyi yapıyorsunuz, tamam. Da bunun yapılması gereken olduğu nereden çıktı? Nereye ayağımızı basıyoruz da biz diyoruz, biz bunu yaptık, öyleyse bu yapılmalı. Ben açık bir şekilde Platon'da ve öğrencisi Sokrates, Aristoteles'te hocalarının bu ölümünün travmatik bir arayışı olduğunu düşünüyor. Ne uğruna öldü bizim hocamız? Var mı böyle ampul gibi, böyle güneş gibi orada tepede duran, hepimizin altında durduğu bir kaideler, diyarı? Dediğim gibi yani bu işte kendinde şeyler olabilir, fenomenler olabilir falan filan neyse. Ama sonuçta evrensel olan, şimdi tümel diyeceğim ben ona, tümel olan bir hakikat var. Ya bu bizim zihnimizde var, ne bileyim davranışlarımızda var, idealar da var. O önemli değil. Ama ahlak dediğimiz şey ziyadesiyle evrensel bir şeydir. Ya biz ne zaman ahlaktan söz ediyorsak Türkiye ahlakını kastetmiyoruz aslında. İşte Türk'ün ahlakını, bilmem hangi milletin ya da hangi çağın ahlakını filan aramıyoruz. Bu ayrı bir araştırma alanı. Bu da güzel bir alan. Bu da güzel bir konuşma alanı, tartışma alanı. Ama bizim alanımız değil. Biz ne zaman ahlak diyorsak tümel olanı yakalamanın peşindeyiz. Bu tümel olan, tekrar ediyorum inşallah son kez, kendinde işte bir şeyler dizgesi olabilir. Ha biz tarafından icat edilmiş bir kümeler toplamı filan da olabilir. Ama önemli olan ki o evrensel olsun, herkes herkese onu söyleyebilsin. Benle Yunan arasında hiç bu noktada fark olmasın. Şimdi ima şu ki ahlak o zaman ahlak. İşte ikinci paradoks burada başlıyor zaten. Biz bir evrensel küme ortaya attığımızda ve ahlakın ancak bu evrensellikte olduğunu, mümkün olduğunu söylediğimizde tikenle tümen arasında bir problem başlıyor bu sefer. Tikel burada biziz. Her bir Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Şimdi tümele diyelim, toplum diyelim biz. Daha kolaylaştırmak adına. Bireylerde tikeller olsun. Toplumla birey arasında uzlaşmaz bir çelişki var, bir paradoks var. Çünkü ahlak evrensel olmayı iddia ettiği anda, ki ancak o zaman ahlak olduğunu söylemiştik, evrensel olmayı iddia ettiği anda size baskı kurar. Ve ancak o zaman bireylerin ahlaklı olabileceğini ima eder. Fakat bunun karşısında
tikel olan bireyler her zaman özgürlükten yana olmak isterler. Her zaman bireysel düşünmek isterler. Her zaman kendi gibi olsun, kendi istediği olsun isterler. Yani biri çerçevelemek isterken diğeri hep çerçeveyi aşmak ister. Ahlakın en büyük ikinci problemi, ki Kant'a göre ahlakın temel sorunu bu. Şimdi Kant bunun için ahlak metafiziğinin temellendirilmesi diye bir kitap yazdı. Kitabın ana fikri bu. Nedir ahlakın temel sorunu? Tümel ile tikel arasındaki paradoks. Ve bu doğalarından gelen bir paradoks. Tümel tikeli baskılıyor. Tikel tümele isyan ediyor. Problem şu ki tikel olmasa tümel zaten olmaz. Tümel olmadığında tikele de tikel diyemiyoruz. Yani bakın, birey ne zaman bireydir? Bir toplum içerisinde, bir bütün içerisinde parça olduğunda bireydir. Klasik bir ifade kullandım ben. Çok Platoncu, Aristotelesçi bir ifade kullandım. Bütünün parçası olduğunda biz ona birey diyoruz. Ortada bir bütün yoksa birey ortadan kalkar direkt. Yani tümel ortadan kalktığında birey de ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bakın, ancak modern toplumdan söz ettiğinizde bu anlamda bir bireyden söz edebiliyorsunuz. Tarihin eski dönemlerinde birey yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Belki kısmen Roma'da, belki kısmen Atina'da, bunları istisna dönemler tutalım, ama tarihte birey diye bir şey yoktu. Çünkü bir bütün halinde toplum yoktu. Yani modern anlamda böyle bir toplum yoktu. Bu dizgenin içerisinde bunları da uzun uzun konuşacağımızı umuyorum. Yazdığım listede var zaten buna dair bir şeyler. Şimdi söylediğimiz şey, eğer bütün yoksa parça yoktur. Ama parça da olmasa bütün olmuyor. Şimdi şunu diyorum. Birey eğer toplum içerisindeki kişi ise, belli ödevleri olan, belli hakları olan, belli sorumlulukları olan kişiye biz birey diyorsak, ki ancak böyledir. Hatta şimdiden değinmiş olayım aklımdayken, ancak liberal bir toplumda bireyden söz edebiliriz. Bu da yine sonra ilerleteceğimiz bir tartışma. Ama öbür taraftan örneğin dağın başında yaşayan bir adam düşünsek, Gobi çölünde yaşayan, Sahra çölünde yaşayan bir adam düşünsek, bakın onunla bir toplum ilişkisi yok. Orada bir toplum yok. Dolayısıyla o insanlar birey de değil. Yani bunlar işte bakışıklı kavramlar. Yani toplum olduğunda birey vardır, birey varsa toplum vardır. Ama bunlar da işte yan yana gelmez düşman kardeşler. Çünkü birinin istediğiyle diğerinin istediği doğası gereği farklı. Kant mesela makalesinin adı şu an gelmedi adı aklıma. Fakülteler ve üniversite problemi üzerine bir şey yazıyor. Bir makale yazıyor istek üzerine. Hayatının son dönemlerinde. Mesela fakülteleri ikiye ayırıyor Kant. Tikeli bireyi merkeze alan fakülteler. Tümeli, bu anlamda bakın ahlakı, bu anlamda toplumu, bu anlamda devleti merkeze alan fakülteler. Bunlar doğası gereği çatışırlar diyor işte. Fakülteler arası çatışkı. Nedir mesela? İlahiyat, hukuk, yani din, hukuk. Nedir mesela? Devleti, toplumu, tümeli merkeze alan. Yani onun lehine araştırma yapan alanlardır. Bakın çok iyi bir ifadedir bu. Biz mesela ilahiyatı işte bireylerin dini ya da tanrı bilimini filan, teolojiyi bilmesi üzerine kurgularız, zannederiz, ama aslında kuruluş amacı bu değildir. Aslında devletin dinini, toplumun dinini, ya burada din dedim, ilahiyat dediğim için, ya başka bir şey de olabilir. Hukuk da böyledir mesela. Kant der ki tamamen vatandaş lehine değil, devlet lehine oluşmuş bir şeydir. Merkezini devlet olarak alır. Onu temerküz ederek bir şey yapar. Şimdi mesela felsefe, sanat bunun zıttıdır, tam karşıtıdır. Yani tikeli bireyi temel alır. Şimdi Kant'a göre felsefe fakültesi, sanat fakültesi ile hukuk ve ilahiyat fakültesi çatışkı içerisindedir. Almanya'da çatışkı içerisindedir demiyorum. Yani doğası gereği bunlar çatışırlar diyor. Ya bu hep böyledir diyor. Ve Kant şüphesiz haklı. Çünkü felsefe işte özgür ortam ister, işte sorgulama, çok klasik ifadeler, hızlıca geçiyorum. Bunu ister. Mesela felsefenin olduğu yerde diyelim sanat da hemen kendisini gösterir. Hatta bakın Avrupa'da, benim uzmanlık alanım değil ama yandan tabii giriyoruz, konuşuyoruz. Avrupa'da işte aydınlanma falan neyle başladı diye sorulsa Rönesans'ı getireceğiz, sanat diyeceğiz, değil mi? Hatta belki pre-Rönesans ve üstü, bakın kendisini sanatta ifade etti. Mesela Adorno, liberalizm sanatla doğdu diyor. Ya bir insanların sanat yapamama eleştirisinden diyor liberalizm doğdu. Bunlar tikelle tümelin doğasından gelen çatışkılar. Şimdi biz demek ki iki tane temel paradoks ortaya attık. Birincisi, kendisi pratik olan bir alanı konuşmanın verdiği bir takım paradokslar olacak, çelişkiler olacak ve her zaman konuştuğumuz alanda dışarıda kalan bir parça olacak. Belki de en önemli parça dışarıda kalacak. O yüzden alternatif ahlak okumalarına da bu dizgede değinmeye çalışıyoruz. Yani çalışacağız. Mesela İslam'da tasavvuf gibi ya da işte Batı'da gnostizm gibi. Çünkü bunlar da mevzuyu tam onu içeri alacak şekilde bir düşünsel etkinlik geliştirmeye çalışacaklar. Belki işte Hegel'i de oraya koymak gerek. Birinci problem bu, paradoks bu. İkinci paradoksa birey ve toplum olarak bunun doğasından gelen de bir
paradoksunun olması. Yani biri kaplamayı, kapsamayı isterken, otoritesi altına almayı isterken diğeri hep oraya isyan etmek istiyor. Şimdi bütün bunlar etrafında ahlakı nasıl konuşacağız? Şimdi konuşmaya devam edeceğim ama sanırım biz Cemal bu 40 dakika problemine takıldık şu anda ve kapatmak zorundayız değil mi? Bir 15-20 dakika içerisinde kapatacağım zaten. İlk haftayı böyle geçeceğiz. Sonra soru cevap alırız. Şimdi şu ana kadar söylediğimiz iki temel problemin haricinde bir de bu problemleri aşabilmek için şimdiden söylemeyi daha doğru buldum yani akılda kalıcı olur diye. Bu problemleri aşabilmek için zaman içinde düşünürler. Tabii tarihin ilerlemesi, bambaşka şeylerin işte epistemolojide, ontolojide falan yakalanmasıyla birlikte başka perspektifler yani hep bu iki sorunu aşabilmek için getirmeye çalışmışlar. Mesela bunlardan bir tanesi işte sıklıkla ahlak okumalarında karşınıza çıkacak işte bir moral, mores ifadesi Latince ile işte ahlaka karşı kullanılıyor. İşte ahlak zaten bu arada Arapça bir kelime. Yani bu kelime kökenlerine daha sonradan yeri geldikçe gireceğiz. Bizzat metinlerden okuyayım istiyorum çünkü. Mesela ahlak işte biz Türkçe'de konuştuğumuz bir ifade. Arapça bir kelime. Bu yaratılış demek aslında. Huluk kelimesinden gelir. Yani biz ahlak dediğimizde düşünceye sadık kalarak söylesek yani bunun oturduğu bağlama sadık kalarak söylesek işte içimizdeki yaratılış. Buna işte İslam fıtrat der. Fıtratullah filan der. Allah'ın insana verdiği işte öz gibi bir ifadedir bu. Bu çok benzeri. Tabii Platon'da işte özcülerde, klasiklerde vardır malumuz. Hatta modernlerde belki işte Descartes'te falan bile, Spinoza'da bile vardır mesela onlar. Zaman içinde bu söylediğimiz problemleri aşabilmek için ethosla, etikle, ahlak arasını açmaya başlamışlar. Bunun dizgelerini işte böyle uzun uzun okuyacağız inşallah. Burada moral kelimesini ve ethos kelimesini kullanmışlar. Şimdi biz diyelim Türkçe'de işte genelde çevirilerde dikkatimi çeken ahlak ve etik diye ayırmışlar. Etik tabii günlük terminolojide bambaşka bir anlamda kullanılıyor. Yani bir alanın kurallarına sadık kalma gibi. Mesela işte tıpta bir etik vardır. İşte doktorun etiği vardır filan. Ama doktorun ahlakı vardır desek o doktor kişiden söz ederiz mesela. Tabii ki bu şekilde kullanılabilir. Bunda hiçbir sorun yok ama okuduğumuz felsefede, dizgide böyle bu anlamda kullanılmıyor. Şimdi etos normalde işte yaratılış anlamına da gelir. Ama daha ziyade modernler tarafından bir mizaç olarak kullanılmış. Yani benim bugün şimdi bir 10-15 dakika içinde anlatmak istediğim, açımlamak istediğim şey bu. Mizaç anlamında, bir karakter anlamında kullanılmış. Hatta şöyle bir ifade vardır. Ethos, insanın daimonudur diye Yunanca'da bir deyiş vardır mesela. Ne demek ethos, insanın daimonudur? Daimonu Sokrates'ten bilirsiniz. O içindeki sestir, daimon. İşte ethos İnsanın karakteridir, vicdanıdır. Yani bu anlamda mesela Yunan'da ethos bir kelime olarak vicdan anlamında da kullanılmış. Vicdan da iyi bir karşılık kelime olarak. Çünkü Arapça vecede bulmak demektir. Vicdan bizde bulunan şey demek. Biz tarafından oraya konmamıştır. O bizde vardır. İşte asla ona bir şey diyemezsiniz. O hep size galip gelir filan yani. Hatta böyle de denir bastıramadığınız güdüdür vicdan diye. O orada vardır. Ve o sizi baskılar. İşte bu kastediliyor etosla. Şimdi bir mizaç anlamında kullanılmış. Mesela Schiller, Max Schiller ikiye ayırmış. Ahlakla etiği, etiği parlatıp ahlakı küçümseyecek denli yorumluyor. Çünkü ahlak deyince Schiller'a göre ahlak nedir? Moral, mores'ten gelir. Mores de Yunanca'da gelenek, töre demek aslında. Aynı zamanda şehir anlamında da kullanılmış yer yer. Site anlamında da kullanılmış. Gelenek demek. Şimdi Schiller'a gitsek, Schiller diyor ki işte ahlak diyor dışsal bir şey. Yani moresi, morali kullanıyor. Biliyorsunuz bugün Batı dillerinde moral kullanılır ahlak diye. Dışsal bir şey diyor. Yani işte az önce ifade ettiğimiz bu kültür. Mesela Schiller kültür üzerinden yürütüyor bunu. Apaçık bunu dini falan da koyabiliriz. Yani bunlar çoğu zaman iç içedir. Bunu mesela dolayımlı ve insanla doğrudan alakasız, alakalı bulmuyor. Yani dolayımlı bulduğu için ahlakı bu anlamda küçümsüyor Schiller. O zaman bizim ahlaktan anlayacağımız şey etostur diyor. Yani etos ne? Bizim karakterimiz, mizacımızdır diyor. Mesela daha ziyadesiyle postmodern dönem ahlak anlayışı böyle bir şeydir. Yani benim içimde bir şey var. Gerçi bu bir şey var dediğimizi de yani zaman içinde konuşacağız. Bu böyle öz möz gibi bir şey değil de ben kendimi gerçekleştirdiğimde ahlaki davranmış oluyorum. Bunu demek istiyorum yani. Bir insan olarak, biyolojik de bir canlı olarak kendimi gerçekleştirdiğimde, içimdeki o varoluşsal özelliğimi gerçekleştirdiğimde ahlaki eylemlerde bulunmuş oluyorum, mutluluğa gidiyorum, iyiyi buluyorum falan filan. Şimdi bu anlamda az önceki sorunları aşabilmek için yapılan bir şey olduğunu söylemiştim. Manzara şöyle bir manzara yani. Bir şekilde kültürü olduğu gibi kabul edemeyiz.
Dedik ki işte bilinç eşlik etmiyor. Öbür tarafta ise acaba etosu en azından Scheller'ın ifade ettiği gibi, modernlerin ifade ettiği gibi etosu bu şekilde kullandığımızda, yani ben bir işte Habib Kavak olarak kendimi gerçekleştirdiğimde gerçekten ahlaki oluyor muyum? Bu da bir problem. Çünkü bu daha ziyade varoluşçuluk felsefesi üzerine inşa edilmiş bir söylem. Çünkü varoluş felsefesini bilirsiniz yani. O yaşantı içerisinde edimselleşmeyle, bağ kurmayla, o ben olmayanlarla bağ kurmayla yürütülen bir şeydir. Ve ben gerçekleştiririm kendimi. Yani zaman içerisinde yaşayarak gerçekleştiririm. Hani kısa ifadesiyle Habib Kavak olarak doğmuyorum klasiklerin aleyhine. Habib Kavak olarak doğmuyorum ama Habib Kavak olarak öleceğim, o kesin. Neden? İşte insanlarla, doğayla, hayvanlarla, bitkilerle bir biçimde edimselleşiyorum, bir bağ kuruyorum. Heidegger bağlının fiilleri diyor buna. Bağlının fiilleri kuruyorum ve ben her bir bağ kurmamda bir adım daha Habib oluyorum. Bir adım daha Habib oluyorum. Dolayısıyla bu anlamda ahlak, bakın klasikten çok başka bir ifadedir bu. Bu anlamda ahlak benim ben olmayanla ilişkimde açığa çıkan, benim içimden gelen bir şey. Bakın dışsal hiçbir şey yok burada. Yani dışsal derken daha doğru ifade etmek gerekir. Aşkın hiçbir şey yok burada. O yüzden modern filozoflar ziyadesiyle ahlakı etos anlamında anlatmaya başladılar. Bunun neden böyle olduğunu zannediyorum bu serüveni açtığımızda göreceğiz. Çok açık bir şekilde ortaya çıkacak. Hiçbir aşkınsal öğe olmaksızın benim kendimi bir doğa ürünü olarak, doğa canlısı olarak, doğal bir canlı olarak kendimi gerçekleştirme sırasında yakaladığım bir faaliyet olarak anlıyorlar etosu. Bunun karşısına ahlakı koyuyorlar. Yani burada etos benim kendimden gelen, varoluşum içerisinde ola gelen mizacım iken ve gerçek anlamda ahlak bu iken, biraz şimdi kavram karışıyor. Etosun karşısına o klasik anlamda ahlakı koyuyor. Yani morali koyuyor. Etos moral çatışması ortaya çıkıyor. Moral burada kültürü içinde tutuyor. Ve işte kültür dışsal. Çünkü benim bilincim eşlik etmiyor diye düşünüyor ona. Kültürün bireyle hiçbir problem oluşturmadığı çağlar oldu dünyada. Yani bireyin bu anlamda varoluşsal isteklerinin, arzularının, o appetite dediğimiz ilkeyle kültür arasında hiçbir tenakuzun olmadığı, hiçbir paradoksal durumun olmadığı çağlar oldu dünyada. Diyelim ki klasik dönem Avrupa'sında ya da klasik dönem Osmanlı'sında kültürle bireyin isteği arasında bir fark zaten yoktu. Bu anlamda kültür, yani buradaki Scheller'a sadık kalarak söylüyorum, moral ile etos arasında bir fark yoktu. Ama ne zaman ki dünya dönüşmeye başladı ve kültür geride kalmaya başladı. Kültür gerinin hikayesini, eskinin hikayesini anlatan bir faktör olmaya başladı. Bireyin yeni dünyasıyla kültür arasındaki mesafe açılmaya başladı. Moral ile etos arasındaki fark açılmaya başladı. Ve biz bu defa hangisi ahlak dedik? Ahlaki olan nerede demeye başladık? Eğer bir varoluş felsefesini kabul edersek çok büyük ihtimalle ahlaki olan etosun içindedir. Yani benim içimde zaten vardır ve ben onu fiillerde, yani zaten vardır derken boş bir halka olarak vardır. İçi dolu bir şey değil. Ben onu doldurmaya başlarım. Bu bazen hazdan geçer. Freud'un idi buna denk düşer. Bazen tamamıyla arzulardan geçer. Ki Kudema eskilerin tamamı buna şey yapıyorlardı. Yani buna itiraz ediyorlardı. Bunu zaten ilga etmenin ahlak olduğunu söylüyorlardı. Bakın tam terse doğru dönmeye başlıyor. O zaman biz bir ahlaktan söz edebiliriz falan deniyor. Burada demeye getirdiğim şey şu aslında. Ahlakın burada sunduğum biçimiyle morale mi ait bir şey olduğu yoksa etosa mı ait bir şey olduğu, bakın bunları iç içe de kullanabiliriz ama ben şimdi ayırdım. Birini kültür, dışsal, aşkın, birini ise içkin ve özsel, kişiden gelen, kişinin fiillerinde ortaya çıkacak, varoluşunda ortaya çıkacak bir sistem olarak sundum. Scheller böyle yapıyor çünkü. Acaba bizim ahlak dediğimiz şey buna mı yakın, buna mı yakın, yoksa bu ikisi aslında aynı şey mi? Bunu belirleyecek olan da işte ontoloji. Yani aslında ahlak tartışması yaptığınızda mecburen ontoloji tartışması yapmış oluyorsunuz demek istiyorum. Yani nasıl bir metafizik zeminde yürüyorsanız ahlak anlayışınız, etosunuz, moraliniz filan, praksis buna göre değişiyor demek istiyorum ben. Yani bütün bunların dibinde aslında her zaman olduğu gibi ontoloji ve epistemoloji tartışmaları yatıyor. Siz nasıl bir dünya görüyorsunuz? Nasıl bir fizik alem, metafizik alem şey yapıyorsunuz? Var mı mesela sizin sisteminizde? Buna göre değişiyor. O yüzden varoluş felsefesinde zaten aşkın olan bu anlamda bir şey yok. Klasik anlamda aşkın olan bir şey olmadığı için etosun sadece olması gerekir. Ama mesela çoğu bunu beğenmez. Bunun asla bir ahlak olmadığını düşünür. Bunları yeri geldikçe okuyacağız. Mesela Adorno çok sinirleniyor bu duruma. Yani insanı bir başına bıraktığınızda ahlak falan çıkmaz ortaya diyor ya.
Hala Kantçı zaten, iyi bir Kantçıdır o. Hala Kantçı yani, bir toplum gerekir ahlak için. İşte bizim dengemiz bu. Toplumla birey arasında öyle bir ilişki kuracağız ki işte mümkün olduğunca bu dışarıda kalan parçayı nazarımızın, paradigmamızın içine almaya çalışacağız. Ve oradan acaba bir işte tanımlama ortaya çıkartabilir miyiz? Bir ahlak tanımı ortaya çıkartabilir miyiz? Bunun peşine düşeceğiz. Acaba teoloji diyeceğim ama aklınıza klasik anlamda din gelmesin. Acaba ahlak tartışması bir biçimde teolojik bir tartışmaya dönüşebilir mi? Yoksa bu tamamen spekülatif bir şey de ahlak tartışması tamamen fizik içinde yapılabilir mi? Yani getirdiğimiz problem bu şimdi. Aşağı yukarı ilk yarıda iki paradoks, üçüncü yarıda bunları toparlayacak şekilde ya bu paradoksları gidermenin yolları nasıl bir zeminde konuştuğunuz, nasıl bir dünya anlayışı yani varlık anlayışına sahip olduğunuzla alakalı demiş oluyoruz. Tabii ki biz ontoloji konuşmaları yapmayacağız. Ama her birinin konuşurken farklı zeminlerde konuştuğunu asla göz ardı etmemeliyiz yani. Biz fiziğin içinde kalarak ahlak tartışmasını mükemmelen yapabilir miyiz? Ya da en azından yapılacak yegane yol bu mu? Yoksa gerçekten ahlak, tıpkı Platon'un dediği gibi, Aristoteles'in dediği gibi. Hatta o anlamda değil ama yine de Kant'ın bile dediği gibi. İçinde bir biçimde transandant ya da transandantal olanı içine alıyor mu? Aşkınsal ya da aşkın olanı içine alıyor mu? Adorno, ki bugünün adamıdır Adorno biliyorsunuz yani. Bu yüzyılın adamıdır Adorno. Hiçbir biçimde ahlakın salt fizik içerisinde çözümlenemeyeceğini söyler. Ha, bu ahlak işte dini bir şeydir değil bakın. Ama içinde en azından aşkınsal bir parça taşır ve bu anlamda teolojik olana daha yakın bir şeydir der Adorno. Biz bunu bir giriş olarak ben sunmayı uygun buldum. Temelde söylemek istediğim paradoksal bir alanın içine gireceğimizdi. Yani buradan öyle böyle Süpermen gibi de çıkamayız yani. Hani biz ne konuşursak konuşalım, kimi okursak okuyalım. Ben herhangi bir önemli mütefekkiri ıskalamamayı umuyorum. Hepsinin metinlerinden illaki birkaç bir şeyi okumayı umuyorum. Fakat biz kimi okursak ve ne dersek diyelim. Buradan da böyle Süpermen gibi çıkamayacağımız ortada. Ama hani başka bir yolumuz yok. Çünkü bir biçimde az önce de ifade ettiğimiz gibi bilinci buna dayamak zorundayız. Hem praksisi hem bilinci yan yana götürmek zorundayız. Serüvenimiz böyle bir serüven. Şimdi benim ilk gün için sunumum bu kadar. Çok böyle başta uzun uzun bir şeyler söylemek istemedim. Biraz kendimi de denemiş oldum böylece. Böyle ben gözlüğe de alışamadım bu arada. Bir takıyorum, bir sığdıramıyorum bu gözlüğü gözüme. Hoşuma da gitmiyor. Şimdi çıkartıyorum, kendi gözümü orada görüyorum. Hemen diyorum bu biraz örtüyor en azından. Örtünce burnumda böyle bir şey oluyor çünkü hiç kullanmadım falan. Biraz böyle elim ayağım da çok yerinde durmuyor. Ben mesela böyle adamları çok dinleyemem. Yani çok dikkatimi dağıtır böyle adamlar. Kusura bakmayın. Ben de bir kendimi denemiş oldum. Şimdi herhangi bir ekleme çıkarma, soru buyurun.